düğün başladı ve sonu bir anda geldi. Geri kalan kısmının hiçbir tarafı bende yok. O kadar da hızlı geçiyor gerçekten. Pasta kesme olayını hiç sevmiyorum. Garip buluyorum yani, pasta kesiliyor ve insanlar alkışlıyor. Neden ki yani, o pasta kesiliyor, birbirine böyle tutulup bir şeyler yediriliyor falan. Özellikle Şark, Doğu ve Müslüman toplumlarda belki masalların, destanların etkisiyle gösterişli düğün merakı karşımıza çıkıyor. Ailelerin asaleti ve gururu olarak da düşünülüyor. Gelirin olduğu yerdeki giderin önemi yok. Evlenmek isteyen insanların da geliri yoksa evlenme gibi bir şansı da düğün gibi şansı yok. Sadece hayallerde kalıyorlar, gidip nikah yapıyorlar. Melis Özel, sağlıklı yaşam koçu ve egzersiz uzmanıyım. Ali Külahlı, cam ve ayna iş yapıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. Evet, yeni evlendik biz de. Yeni evlendik. 2 yıl önce tanıştık. Biz düğün yaptık. Çok seviyoruz çünkü biz eğlenmeyi, oynamayı evet. Çok seviyoruz. Eğlenmeyi sevdiğimiz için düğün olayı da bize şey gelmedi yani. Ben de birazcık geleneksel olduğum için. Böyle herkesi, Ali Doğan'a okey dedi herkesi, herkesi toptan çağırdık. Herkesi, bütün sevdiklerimizle beraber. Evet, ya, o da çok güzel bir şeydi. Mükemmel bir saat geçirdik. Gerçekten çok eğlenceli bir ambiyansı çok güzeldi. Ambiyans çok güzel. Nereye baksam böyle çok sevdiğim insanlar vardı. O yüzden ben de çok sevindim düğün yaptığımıza. Düğün yapmak istemediğimizi zaten en başından beri ikimiz de biliyorduk. Çünkü düğün başkalarını memnun etmekten başka bir şey değil gibi geliyor bana ve masraftan. Oraya kullanacağımız bütçeyi kendimize ayırmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorduk ikimiz de. Sadece nikahla ve ufak bir eğlenceyle çok güzel bir gün geçirdik. Gelinle damat en az eğlenen insan oluyor düğünde çünkü akrabalarını memnun etmek zorundasın, aileni memnun etmek zorundasın, kendini bozmamak zorundasın. Ama benim eğlencem de için daha çılgınca olur aslında. O yüzden bir de çok masraf günümüz şartlarında özellikle. Bir düğün yapmakla bir evi düzmek aynı bütçeye denk geliyor. Düğün yapmaktansa o parayı eve harcamak, tatile harcamak veya kenarda tutmak daha mantıklı. En azından borca girmemek için. Benim mekanımda 500 kişilik kırmızı et programı 150 bin lira. Bu verdiğim hizmeti 150 bin lira yapan mekan da var, 400 bin lira yapan mekan da var, 80 bin lira yapan mekan da var hizmete göre. Ama bu fiyatların üstünde, fiyatlarda program yapan mekanlar var, ultra lüks mekanlar. İnsanlar buraya giriyorlar, verdiğimiz hizmet karşılığı, onlara bir fiyat veriyoruz. Verdiğimiz fiyatı direkt evet diyen yani bir çiftimiz yok. Hepsi bir şekilde bir indirim talebinde bulunuyorlar. Bu sene verdiğimiz fiyatlar birse enflasyondan dolayı net bir şekilde geleceksin verdiğimiz fiyatları 2,5 kat diye düşünüyoruz. Yani 1-2,5 olarak artacak fiyatlar düğün sektöründe. Türk toplumlarında yapılan düğünler 40 güne kadar uzuyor. Bu da ekonomik olarak aileleri zorlamaya başlıyor. 1908'de Kadın Dergisi'nde yazılmış olan bir makalede bu sorun epeyce dile getiriliyor. Gösterişli düğünün aileleri zora sokmasından bahsediliyor. 1920'de bir yasa çıkarılıyor. Bir günden daha fazla süren çalgılı, ziyafetli eğlenceler, gösterişli çeyiz hazırlıkları ve bunların sunulmasının önüne geçilmek isteniyor. Kanunla bunlar engelleniyor. 1965'e doğru bu kanun tekrar kaldırılıyor. Fakat 20 ile 65 arasındaki o yasakların etkisiyle günümüzde de köyler dışında bir günden fazla düğünler pek devam etmiyor. Gösteriş sanırım bu sosyal medyanın da etkisiyle sunma güdüsü etkili oluyor ve paylaşarak aslında kendi varlığını gösteriyor. Biz düğün yapmadık. Biraz da bu sosyal medyada insanların düğün, kına, bunları yarıştırmaları, kına için organizasyonlar tutulması ya da düğün için şu kişi şurada yapmış, ben onun daha yükseğinde burada yapayım gibi şeyler benim gerçekten hiç hoşuma gitmiyor ve sosyal medyada bundan gittikçe artıyor, bir yarış haline geldi. Ben bu yarışın içine dahil olmak istemedim hiç. Günümüzde şöyle şeyler de görüyorum. Bir düğün yapacak aslında, 3 düğün yapıyor. İşte isteme ve eğlencesi, nişanı ve eğlencesi, kınası ve eğlencesi, kızların kendi arasında bekarlığa vedası, erkeklerin bekarlığa vedası, 5 ayrı kalem. Yani bu gösterişten başka bir şey değil bence. Hmm.
Ben Ankara, İç Anadolu'da doğdum ve büyüdüm. 10 yıldır sadece İstanbul'dayım. Eski düğünlerin tadını çok iyi bilirim ben orada. O yüzden de hep bir merakım vardı. Benim de düşündüğüm zamanlar oldu tabii ki, yok ya artık şu zamanki devirde artık düğün, büyük masraf, girmeyelim falan, ama sonra dedim ki annem de zaten hani istiyordu ama ben istedim. Hayır ya dedim, ben düğünümde oynayacağım, hatta kına gecesi de yapacağım dedim. Ben bir kına gecesi yaptım. Bindallılar falan giydim yani. Annem Şanlıurfalı, babam Kahramanmaraşlı ve Anadolu kültürüyle büyümüş insanlar. Zaten anne tarafım benim kebapçı. Yöresel şeylere önem verdiğimizden ötürü ben de onlar için yapmak istedim. Ben de bana kalsa olmasa da olurdu ama ben ailem için. O da hiç böyle kendi çocuğun düğünü yapabilsin diye ben de anneme tamam dedim. Trakyalıyız. Bizde davul, zurna, düğün işleri çok fazla vardır. Sadece evlenirken değil, sünnet düğünü vesaire de bize çok coşkulu olur. Bizimkiler kesinlikle düğün yapma taraftarıydı. Yani yapmayacağıza ikna olmaları çok zor oldu. Hatta son güne kadar neredeyse. Hala düğün salonu kiralayabiliriz, buradan oraya geçebiliriz gibi cümleler kuruyorlardı. Bizim orada düğünler bitmez aslında Trakya'da. Ablamın düğünü bitmedi. Yani gece saat 12'de bitmesi gerekiyordu. 1 oldu, 2 oldu. Davulcular artık yani çalamayacak duruma geldiler ama davulcuları tehdit etme boyutuna geldiler. Çalacaksın ve düğün devam etmeli. Ben tek çocuğum. O yüzden hani evin tek kızı evlenecek. Babam da Trabzonlu. Horonlar çok olur bizim düğünlerde babamın tarafında. Tabii çok düğün istendi, sadece nikah mı? Neden nikah, düğün olsun? Zor ikna ettik. Hatta kına gecesi olmasın diye yalvardım anneme. Lütfen yapmayalım. Yapmayalım diye. Evde küçük bir şey kendi aramızda yaktık, zorla da olsa. Mücadele verdik her şeyle ilgili. Mücadele verdik düğünden kaçmak için. Sekiz yıldır Zarifler Düğün Salonları'nın genel müdürlüğünü yapıyorum. Eğlence sektöründe çok uzun yıllar, yani 25-30 yıla yakın hizmet sektöründeyiz. Geçtiğimiz senelerde mesela biz hafta sonları ne öğlen ne akşam boş kalmıyordu. Normalde kına yapılırken biz hafta içlerinde düğünler bile yapmaya başlamıştık. Yani bir haftada ortalama bir salonun yapması gereken 3-5 taneydiyse biz 6-7'lere çıkabiliyorduk. Ama bugünkü şartlarda artık bir düğün bir kınayla zor bela. Bu ekonomi nasıl olacak, bu kiralar nasıl ödenecek hiç bilmiyoruz. Sekiz yıldır düğün fotoğrafçılığını yapıyorum. İlk başladığım zaman fotoğraf satışıyla başladım. Sonra kendi şeyimle, azmimle kamera öğrendim, fotoğrafı öğrendim. Şimdi biz 30 tane fotoğrafımızı satıyoruz. 20 tane elimizde kalıyor, 10 tane gidiyor, 20 tane elimizde kalıyor. Ekonomik olarak gerçekten bayağı bir düşüşümüz oldu. Eskiden 100 tane fotoğraf çıkarırken şimdi 30 taneye düşmüş. Ekonomik bayağı bizi sarstı yani bu konuda. 4-5 yıldan beri düğün müzisyenliği yapıyorum. Org çalıyorum, bağlama çalıyorum, davul çalıyorum. Düğün müzisyeni olmak, hem geliyorsunuz burada, eğleniyorsunuz, hem de çıkışta direkt paranızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Çünkü diğer çalıştığınız dönemlerde bir ay beklemek zorunda kalıyorsunuz. Düğün kültürünün içerisinde bulunmaktan mutluyum diyebilirim aslında. 18 yaşındayım. Düğünlerde bir süredir garsonluk yapıyorum. Düğün salonlarına gidiyorum. Farklı düğün salonlarında çalıştım. Şu an için biraz daha durumlar düğün salonlarını falan da etkiledi. Yani Türkiye bütün kapsadığı gibi burayı da etkiledi. Yani bağış olarak daha bir düşüklük yaşadık ve düşük bütçeyle çalışıyoruz. Davetiye düğün kültüründe en önemli ayrıntılardan biridir. 2010'lu yıllarda ortalama bir çiftimiz 1000 adet davetiye bastırıyorken 2015'li yıllarda 600 adetlere düştü bu ortalamalar. Şu an içinde bulunduğumuz 2022 yılında ortalama 250 adet çiftlerimize davetiye basıyoruz. Malum ki ekonominin içinde bulunduğu durumlar da adet sayılarının düşmesinde çok büyük bir etken sahibi. En uygun davetiye modelinde şu an 100 adette verdiğimiz hizmette bizim fiyat 300 TL'dir. Ama 20-25 bin liraları gördüğümüz davetiyeler var. Şu an 1000-2000 ortalama insanlar bir davetiye bütçe ayırmak zorunda kalıyorlar. İnsanlarımız da nikah şekeri artık dağıtmaktan bir nevi vazgeçtiler. Yani düğüne dair en sevmediğim şey takı sırası olabilir. Geline damatın dimdik ayakta durup su bile içemediği, 500-600 kişiyi öptüğü değişik bir şey. Tabii gelen para güzel ama o şekilde durmak bence kötü.
Yani düğünlerde takı sistemi çok önemli. İnsanlar gidip ne takıyorlarsa en kötü ihtimal aynı şekilde geri dönmesini bekliyor ve bu konudan dolayı da kameramanlara aşırı derecede baskı sağlıyorlar. Ve ben de o misafirlerimize şunu söylüyorum. Çok zorlanmanıza gerek yok. Buyurun uzaktan baksanız da olay ortadadır. Zaten bir alta takarlar, bir buraya takarlar, bir göstererek takarlar, bir fotoğraf çekerler, bir de en sonunda salonun sahibiymiş gibi kabadayı kabadayı çeker giderler. Alta takılan rakam bellidir. 50 liradır. Ortası 100 liradır. Görünen yerdeki 200 liradır. Fotoğraf çekilen altındır. Bilezik veya set takan da artık heybetli heybetli yürüsün yani. Ona da başka bir şey denmez. Ona da alkışlamak gerekir. Başka bir şey diyemeyiz. Daha önceden düğünlerde tam altın vesaire daha büyük reşatlar takılırken şu anda gramlara, hatta gramları da geçtik, yarım gram, çeyrek gramlara kadar düşmüş durumda. Eskiden her gelen şu anda dediği laf budur. Yani çeyrek götürürken utanırdık, şimdi yarım gramları arıyoruz diye. Giderek daralıyor piyasa. Önceden karta taksitler vardı. Alım kolaylığı için. Yani bir set alacaktı, bir pırlanta alınacaktı, düğün alışverişi yapılacaktı. İnsanlar bütçesi dahilinde bunu parçalayarak yani taksit ödemek istiyordu. Ekonomik koşullardan dolayı şu anda tek çekim yapılıyor. Önceden çeyrek altın çok yoğun satılırken şimdi gram, yarım gram, çeyrek gram soranlar utanarak da olsa söylüyorlar. Acaba altın olmayıp böyle çeyreğe benzeyen bir şey var mı metal taksak diyenler çok olmaya başladı. Benim gözlemlediğim kadarıyla hem öğrencilerimde hem de yakın çevremde şimdiki gençler düğünü bir masraf olarak görüyorlar. Onun yerine evlerini düzme kaygısı biraz daha öne çıkıyor. Bardaklarını, terliklerini, temizlik malzemelerini, belki gıda malzemelerini, her şeyi tam olarak kurduktan sonra eve geçmeyi planlıyorlar. Çalışma hayatlarını da ona göre organize ediyorlar. Bunda gözlemlediğim kadarıyla şunu fark ettim. Özellikle ailesiyle birlikte yaşayan gençler evlilik kararı verdiklerinde o aile evindeki tamlığı korumaya odaklılar. Süreç içerisinde yavaş yavaş tamamlamaktan ziyade her şeyi birden alarak evlenmeden önce düğünden sonra rahat etmek istiyorlar. Öğrenci evinde yaşayanlar ise biraz daha farklı oluyor. Onlar yavaş yavaş tamamlamaya odaklanabiliyorlar. Fakat onlar arasında da o eksikliği yaşadıkları için ondan kaçmak için de bütün eşyalarıyla kurulmuş bir eve geçme arzuları onlarda da olabiliyor. Kendi ekonomilerine, bütçelerine, çalışma hayatlarına göre o kısım biraz değişkenlik gösterebiliyor.